Merhaba arkadaşlar. 10. sınıf tarih 1. dönem 1. yazılıya hoş geldiniz. Bu dersimizde ne yapacağız? Çok güzel özetlerle karşınıza çıkacağız. Öncelikle öğrenci notlarımız mükemmel. Hap bilgiler vereceğiz. Ufak ufak bilgilerle tarih yazılıyı destekleyeceğiz. Tabii ki ardından açık uçlu klasik sorular ve MEP ortak sınav provasını göreceğiz. Aman dikkat, bu iş çok kolay olacak ama ekranlara dikkat edelim. Tabii bu işi anlamanın yolu ne? Bu işi anlamanın yolu arkadaşlar önce 10. sınıf yazılı notlarımızı almanız. Bu kitaba baktığımızda 1. ve 2. yazılı notlarından oluşur. Tüm dersler var arkadaşlar burada. Sadece tarih değil, fizik, kimya, matematik hepsi var. Aldığınızda ne yapacaksınız bunları? 1. adımda arka kapaktaki etiketi kazıyarak ve kodu ulaşacaksınız. Bu kodu ne yapacaksınız? 2. adımda TAS uygulamasından gireceksiniz ve böylece notlarla çok daha güzel bir sınav sonucu elde edeceksiniz. Sınava birkaç gün öncesinden, en az 3-4 gün öncesinden çalışmaya başlayarak 2-3 tekrarla çalışırsanız çok daha verimli sonuç alırsınız. Öncelikle anlattığımız ekranların görüntülerini mutlaka alın arkadaşlar. Çünkü ekran görüntüleri çok önemli. Merhaba arkadaşlar, bu videoda yazılı notları kitabımızdan MEP ortak sınav denemelerine nasıl ulaşacağımızı göstereceğim. Telefonunuzda TAS uygulaması yüklü değilse hemen indirebilirsiniz. Öncelikle yazılı notları kitabımızın arkasında bulunan bu etiketi nazikçe kazıyoruz. Burada gördüğümüz aktivasyon kodunu TAS uygulamasındaki kitap aktivasyonu yazan bölüme gireceğiz. Aktif et dediğimizde ise gördüğünüz gibi MEP ortak sınav denemelerine kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Bu sayede Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı ortak sınavlarda karşımıza çıkabilecek soru tiplerini çözeceğiz ve sınavlara tam anlamıyla hazır bir şekilde gireceğiz. Dilerseniz bu işlemleri tonguçmağaza.com dijital kitap bölümünden de kolaylıkla yapabilirsiniz. O zaman hepinize yazılılarda başarılar. Şimdi başlayalım yazılı çalışmamıza. Şimdi neyle başlıyoruz? Aslında Anadolu'ya giriş ve Anadolu'daki fetih süreciyle birlikte devam eden olgular. Ama Anadolu'nun fethini kolaylaştıran etkenler nelerdi? Şimdi Türkler Anadolu'ya giriyor. Kolayca fethediyor. Peki ne vardı? Anadolu'da daha önceden yaşanan ve aslında fethi kolaylaştıran bir dizi gelişme var. Bunların arasında ne var? Sasani Bizans, İran'daki bir medeniyet olan Sasanilerle Bizans mücadeleleri Bizans'ı yıpratıyor. 600'lü yılların ikinci çeyreği itibariyle başlayacak olan 600, işte Hazreti Peygamber'in vefatından sonra 622'de Hazreti Peygamber'e başlıyor. 623-24 itibariyle Bizans'la savaşlar başlıyor ve bu savaşlar aslında özellikle 700 yıllara kadar çok hızlı ve çok zor koşullarda gerçekleşiyor. Dolayısıyla Bizans bundan dolayı da yıpranacaktır. Tabii bu arada Balkanlarda Uz, Peçene, Kuman akınlarıyla Bizans yıpranmaya devam edecektir binli yıllarda. Ağır vergiler uygulanacak Anadolu halkına. Halk devlete verdiği desteği çekmeye başlayacak. Tabii bu arada Ermenilere de kötü davranılıyor Anadolu'da. Ermeniler de bu sefer hatta Türkleri bir kurtacı olarak görecektir. Peki tarihte Anadolu'ya yapılan ilk Türk akınları hangileridir diye sorarsak, bir kere Anadolu'ya girenler ilk Avrupalılar olacaktır. 4. yüzyıldan, 300'lü yıllardan itibaren Anadolu'ya girdi ve çıktılar. İlk akın Hunlar tarafından. Buna dikkat edelim. Kafkasya üzerinden geliyorlar. Yani bugünkü işte Ermenistan'ın, Gürcistan'ın olduğu coğrafya üzerinden geliyorlar. Erzurum hattına falan gelecekler. Sonra 6. yüzyıl, yani 500'lü yıllarda Sabarlar ya da Sibirler de diyebiliriz ama onlar da diğeri dönecekler. Abbasiler döneminde bu Türkistan üzerinden Horasan, getirilen Türkler var böyle. İşte bu Türkler Anadolu'ya gelecekler daha sonra. Antep, Urfa, Maraş hattında arkadaşlar bir çeşit uç beyliği gibi. Aslında Abbasiler buna Tevaif-ül Mülk diyecekler. Sınır beylikleri gibi, uç beyliği gibi oraya Türkler yerleşmeye başlayacak. Yani aslına bakarsanız Türkler bugünkü Türkiye'den önce Irak'a ve Suriye'ye yerleşmişlerdi. Ve gaza teziyle Allah rızası için savaş ve tabii ki cihat, yani dini yaymak için yapılan her türlü mücadeleye cihat denir. Bu arada buna da dikkat edelim. Sonra Anadolu Selçukları, Anadolu'ya ilk Selçuklu akınları gerçekleşecek. Büyük Selçuklar İran'da devlet kurmuşlardı. Ama daha devlet kurmadan önce Çağrı Bey komutasında resmen kuruluş 1040 Dandanakan Savaşı'dır. 1015-1018'de Çağrı Bey komutasında ilk Türk akınları, Selçuklu akınları da gerçekleşecek. Yani Anadolu'ya ilk Türk akınları dediğimizde önce Avrupa Hunları, ardından Sibirler, ardından Abbasi Devleti içindeki Türkler sınırında, Anadolu-Suriye sınırında ve tabii ki Selçuklar döneminde Çaka Bey ile 1015'te gelecekler. Anadolu-Türkiye tarihinde kilit kapı savaşları vardır.
Anadolu Türkiye tarihindeki Pasinler Savaşı arkadaşlar, Büyük Selçuklu Bizans Savaşı olarak 1048'de gerçekleşen Büyük Selçuklu Bizans Savaşı olarak karşımıza çıkıyor ve Anadolu'nun kilidini açıyor. Ne demek bu Anadolu'nun kilidini açmak? Selçuklar Bizans'ı ilk defa burada yeniyor ve Bizans'tan korkmanın yersiz olduğunu burada görüyorlar. Bunun sonucunda Anadolu'ya yapılan akınları daha düzenli hale getirecekler. Peki Malazgirt Savaşı ve Anadolu Türkiye'si dediğimiz zaman yine Bizans'ta Büyük Selçukluların, bakın Türkiye Selçuklu değil, bu detaya dikkat edelim. Büyük Selçukluların Bizans'a yaptığı ve aslına bakarsanız Bizans'ın yenildiği ve Anadolu'nun kapısının açıldığı savaş olarak tarihe geçiyor. Neden? Çünkü Türkler buraya artık sivillerle birlikte gelmeye başlıyor. Kadınları, çocuklarıyla birlikte gelmeye başlıyor. Anadolu'yu yurt edinmeye başlıyor. Böylece Anadolu'nun kapısı açılmakla birlikte aynı zamanda Anadolu Türkiye tarihi başlamıştır. Anadolu bir Türk yurdu olmaya başlamıştır. Bu süreçte arkadaşlar ilk beylikler kurulacak. Sultan Alparslan, fetheden komutanlar, fethettikleri bölgelerin idari hakimidir anlayışı doğrultusunda, ki onlara mülk olarak yürüyor bu topraklar, ilk beylikler kurulacaktır. Anadolu'da tabii neden böyle bir uygulama var? Fethedilen topraklar niye fetheden komutanların yönetimine bırakılıyor? Bu arada parantez açalım. Bunlar komutan derken bildiğimiz devletin komutanı değil. Aslında bunlar boy beyleri. Orta Asya'dan boylar geliyor. Selçuklar da bunları sınırlara gönderiyor. Böylece o topraklar sizin olacak, gidin fethedin diyerek aslında fetihleri hızlandırıyorlar. Yani bunlar ordunun askerleri, devletin askerleri değil. Boy askerleri, boy beyinin komutasında geliyorlar. Anadolu'da başlangıçta özel, sonra bağımsız beyliklere dönüşüyorlar. Bu beyliklerden mutlaka soru gelecek. Mesela Saltuklardan, Danışmentler, Çaka Beyliği, bu üçü olmazsa olmazlarımla. Artuklarda da bazı özellikler var, o da çok çıkar. Saltukların özelliği ne? Bir kere Erzurum merkezli olarak Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliğidir. Saltuklular Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliğidir. En çok bu özelliği sorulur. Mama Hatun Kümbeti ve Kervansarayı Tepsi Minare önemli mimari eserleri olsa da biraz kıyıda kalır arkadaşlar bu eserler. Sorulacak özelliği özellikle ilk Türk beyliği olması. Ama Danışmentler deyince Danışmentlerin Sivas merkezi olarak kurulduğunu bileceğiz. Önemli bir özellikleri var. Anadolu'daki ilk Türk medresesi olan Yağbasan Medresesi'ni inşa edecekler arkadaşlar. Danışmentler Yağbasan Medresesi ile meşhurlar. Artuklulara verince bunlar Güneydoğu'da Diyarbakır-Batman hattında karşımıza çıkan bir beyliktir arkadaşlar. En meşhur eserleri Malabadi Köprüsü olmasının yanında başka eserleri de var. Bir de mekanik biliminin kurucusu Cezeri arkadaşlar. Mekanik biliminin kurucusu Cezeri, Artuklar döneminde karşımıza çıkan bir bilim adamıdır. Ve bir de Çaka Beyliği var. Çok severler sormayı. Çünkü İzmir'de kurulan bu beylik, kurucusu Çaka Bey, bu beyliğin kurucusu Çaka Bey, tarihteki ilk Türk denizcisi olarak kabul edilir. Çaka Bey, tarihteki ilk Türk denizcisi olarak kabul edilir arkadaşlar. İzmir'de önce bir donanma kuruyor. Bununla İzmir'i ele geçiriyor ve bir beylik kuracaktır. Hatta Bizans'a ilk deniz savaşı olan Koyun Adaları deniz savaşını yapmış. Bizans'ı yenmiş. Hatta peçeneklerle anlaşıp İstanbul'u kuşatmaya bile kalkmıştır Çaka Bey. İlk Türk denizcisi yalnız, bakın, ilk Türk denizci beyliği falan, devlet değil. Donanma kuran ilk Türk devleti deyince Türkiye Selçukluları kabul edilir. Ama denizci olarak Çaka Bey. Çok sorulan bir özellik, beyliklerin Anadolu Türkiye tarihine faydaları nelerdir? Ne bin örnek sorular içinde var arkadaşlar. Beyliklerin Anadolu Türkiye tarihine faydaları nelerdir deyince Anadolu'nun Türkleşmesini ve İslamlaşmasını hızlandırıyorlar. Türkleşmesi nasıl hızlandırıyorlar? Doğudan gelen Türkmenlere yurt açacaklar. Yeni fetihlerle onları belli bölgelere yerleştirerek Anadolu'da Türk nüfusu artırıyorlar. Türk İslam eserleriyle donatacaklar. Camiler yapacaklar, hanlar, hamamlar, kervansaray, kümbetler yapacak. Türk İslam sanatını Anadolu'da yerleştirecekler. Tabii ki Haçlı saldırılarına karşı özellikle ve en çok Danışmentler Türkiye Selçuklarla birlikte mücadele edeceklerdir. Ama beyliklerin Anadolu Türkiye tarihindeki olumsuz yönü Anadolu'da siyasi birliğin sağlanmasını geciktirmişlerdir. O zamanlar Türk milliyetçiliği yok, boy milliyetçiliği vardı. Her boy kendi devletini kurmaya çalışıyordu. Dolayısıyla Danışment, Saltuk, Artuk gibi beyliklere baktığımız zaman, hatta bir de Mengücekler vardır ama kıyıdadır, çok üzerinde durulmaz onun. Hepsi kendi devlet olmaya çalışıyor. Bu yüzden birbirleriyle de mücadele edecekler. Ve bu da Anadolu'da Türk siyasi birliğinin sağlanmasını geciktirecektir. Peki, gelelim
Türkiye Selçuklu Devleti. Şimdi Türkiye Selçuklu Devleti arkadaşlar malum Büyük Selçuklulara bağlı olarak 1077 başkent İznik olarak kuruldu. 1077 başkent İznik olarak kuruldu Süleyman Şah tarafından. Ama tabii Süleyman Şah daha sonra Suriye Selçuklu valisi tutuşla yaptığı savaşı kaybetmiş. Fırat Nehri'ni geçerken orada nehirde zırhlı olduğu için atından düşüp boğulmuştur. Ve Suriye sınırları içinde günümüzdeki Caber Kalesi içinde yer alan mezarına defnedilmiştir. Sonra bir müddet devlet başsız kalıyor ama devletin başına 1. Kılıç Arslan geçecek. 1. Kılıç Arslan tam devleti toparlarken 1. Haçlı Seferi ile karşılaşacağız. Ve 1. Haçlı Seferi sırasında Haçlıları ayrıca değerlendiririz. İznik'i kaybediyoruz. Başkent İznik. Bizans'a terk ediliyor. Oradaki siviller İznik Gölü üzerinden kurtarma karşılığında İznik'i Bizans'a terk ediyoruz. Ve başkent Konya'ya taşınıyor. 1. Haçlı Seferi sırasında başkent Konya. Dorylon Savaşı vardır arkadaşlar. Kıyıda bir savaştır. Yani pek de sorulacak bir özellik değil ama değerlendirelim. Çünkü Anadolu'ya giren Haçlılarla Türkiye Selçukluların yaptığı ilk savaştır. Bir süre için Türk ilerleyişini durduracak bir savaştır bu. Çünkü her ne kadar ilk Haçlı birliklerini, bunlar daha çok köylüler falan oluşuyordu. İlk Haçlı birliklerini yensek de çok kalabalık bir orduyla ikinci kez geldiklerinde hemen ardından Ova'ya ikinci ordu girdiğinde geri çekilmek zorunda kalacağız. Birinci Haçlı Seferi'nden sonra ikinci Haçlı Seferi sürecinde Selçukluların yıprandığını düşünen Bizans tekrar karşı saldırıya geçecek ve 1076 Mirekefalon kesinlikle çıkar arkadaşlar. Bakın burası çok önemli, kesinlikle çıkar. Tapu diye geçer. Hani ne demiştik, 1048 Pasinler kilidi açmıştı. 1071 Malazgirt kapıyı açmıştı ve 1071 Malazgirt'ten sonra 1076 Mirekefalon Bizans'la Türkiye Selçukları arasında, ama öncekiler Bizans'la Büyük Selçuklu. 1048 Pasinler Büyük Selçuklu. 1071 Malazgirt yine Büyük Selçuklu. İşte Türkiye Selçuklarıyla Bizans arasında Bizans'ın Türkleri Anadolu'dan atma isteğinin sonucunda yapılmış bir savaş. Sonuç Bizans yenildi. Ve Bizans Anadolu'dan umudunu kesti. Artık Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğu kabul edildi. O yüzden Tapu Savaşı denir buna. Hatta bu tarihten sonra Avrupalılar Anadolu'ya Türkiye demeye başlayacaktır. İşte o zaman Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Türklerin Anadolu'dan atılamayacağı kabul edildi savaşıdır. Bu arada 3. Haçlı Seferi'nin Anadolu Türkiye tarihine vurduğu bir darbe var. Taht kavgalarıyla yıpranmış olan Selçuklu Devleti başkentini koruyamadı. Ve bir süre için 3. Haçlı Seferi sürecinde başkent Konya'yı kaybettik. 2. Kılıç Arslan devleti 11 oğlu arasında paylaştırmıştı. Çıkan taht kavgaları devleti yıpratmıştı arkadaşlar. Sonra Haçlı seferlerinden sonra devlet toparlanmaya başladı. 1220'lerde en güçlü dönemini yaşadı. Hatta 1220'lerde Sudak Kalesi'ni Kırım'ın hemen güneyindeki Sudak Kalesi'ni alacak kadar güçlü bir donanma bile kurdu Selçuklar. Bu süreçte Anadolu'da siyasi birlik bile sağlandı ki bu Uluğ Keykubat dönemidir. Uluğ Keykubat ismi çok kısa da olsa yer alır, kimdir bu? Hani başarılarla tarihe Ulu Büyük Keykubat olarak geçen hükümdar. Alaaddin Keykubat ki bugünkü Alanya'yı da kurmuş olan hükümdardır. Sonra devlet olumsuz sürece tekrar girdi. Yassıçemen Savaşı yaşandı. Nedir bu Yassıçemen Savaşı? Aslında bugünkü Türkmenistan-Afganistan hattında egemen olan Harzemşahlarla yapılmış bir savaştır. Harizm Türkleriyle yapılmış bir savaştır. Bu savaşta Harzemşahlar arkadaşlar Anadolu'ya geliyorlar. Neden Anadolu'ya girmeye kalkıyorlar Harzemşahlar? Çünkü Moğollar devletlerini yıktı. Cengiz Han Harzemşah devletini yıktı. Onlar da bu sefer diyorlar ki ya biz de devleti Anadolu'ya taşıyalım. O zaman Yassıçemen Savaşı 1230'da Türkiye Selçuklarıyla yine Oğuz olan Harzemşah devleti arasında yaşanmış. Nedeni Selçukluların devletlerini Anadolu'ya taşıma isteği. Çünkü Moğollar tarafından Harzemşahların devletlerini Anadolu'ya taşıma isteği. Çünkü Moğollar tarafından yıkılmışlar. Sonuç Türkiye Selçukluları bu savaşı kazandı. Ama Selçuklu ordusu yıpranırken Harzemşahlar bugünkü Azerbaycan'a çekilip orada tarihten silindiler. Tam toparlandık artık derken Babailer isyanı ile karşılaşıyoruz. Nedir Babailer isyanı? Bir kere bilgi olarak şunu bileceğiz. Anadolu Türkiye tarihinde ilk din içerikli isyan. 1240'ta Babailer isyanı. Anadolu Türkiye tarihi içindeki ilk din içerikli isyan olarak tarihe geçmiştir. Doğudan Türkmenler geliyordu.
Tabii Moğolların önünden kaçan Türkmenlerin Anadolu'ya gelişiyle birlikte Türkiye Selçukları bu göçleri güzel idare edemedi. Sonuçta bunlar aç kaldı. Bu sefer hayvanlarını ne yaptılar? Yerleşiklerin arazilerine sürdüler. Ve yerleşikler buna tepki gösterdi. Devlet bunların üzerine ordular göndererek bunu engellemeye çalıştı. Bu sefer Baba İshak ve Baba İlyas adlı dini liderlerin öncülüğünde bir isyan çıktı. Hani Tanrı'nın verdiği zenginliği nasıl siz kendiniz için kullanırsınız? Bu zenginlik hepimizindir iddiasıyla ortaya çıktılar. Tabii Türkmenler, göçebe Türkmenler de ekonomik açıdan, sosyal açıdan zor durumda olduğu için Baba İlyas ve Baba İshak'a destek verdiler. Bunun sonucunda Anadolu Türkiye tarihinde ilk dini içerikli isyan çıktı. İki Selçuklu ordusunu yendiler. Üçüncü Selçuklu ordusu güç bela bunları yenmeyi başardı. Ama bu aynı zamanda Kösedal Savaşı'nın da tetikleyicisi oldu. Nedir Kösedal Savaşı demeden önce Moğollar arkadaşlar Anadolu'ya girmenin yollarını arıyorlardı. Gerçi bu süreçte Moğollar da parçalandı. İran'da İlhanlı Moğol Devleti kuruldu. Ki Babaylar isyanında kışkırtıcı rol de oynamışlardır. Babaylar isyanını Selçuk Devleti'nin çok zor bastırdığını, devletin çok yıprandığını gören İran'daki İlhanlı Moğolları Anadolu'da egemenlik kurmak için saldırıya geçti. Ve 1243'te Türkiye Selçuklarıyla İran'daki İlhanlı Moğollar arasında Kösedağ Savaşı yaşandı. Nedeni Moğolların Anadolu'ya egemen olma isteği. Sonuç Türkiye Selçuklu Devleti yenildi ve yıkılış sürecine girdi. Tabii bundan sonra Anadolu'da artık bir Moğol istilası dönemi başladı. Anadolu'da ekonomik, sosyal açıdan büyük bir çöküş var. Ardından işte Selçuklu hükümdarları Moğolların egemenliği altına girdi. İstediklerini değiştirdiler falan. Yani Anadolu Kösedağ Savaşı ile birlikte Moğol egemenliği altına girdi. Anadolu Moğol sömürgesi haline geldi. Selçuklu Devleti parçalanma sürecine girdi ve ikinci dönem beylikler, Karamanoğulları, Canlaroğulları, Aydınoğulları gibi beylikler karşımıza çıktı. Bu süreçte dedik Haçlı Seferleri vardı. Şimdi Haçlı Seferleri'ni bir bütün olarak değerlendirelim. Yani Selçuklu Devleti'nin kuruluş yıllarında Haçlı Seferleri 1090'lı yıllardan 1097'de aslına bakarsanız Haçlılar Anadolu'ya girmişti. Peki bunların siyasi nedenleri neydi? Haçlı Seferleri'nin siyasi nedenleri de Türklerin batı yönlü ilerleşini durdurmak. 1071 Malatya Savaşı ile birlikte Anadolu'ya girdik. Ve hızlı bir şekilde Anadolu'yu fethetmeye başladık. Bizans bunun üzerine Avrupa'dan yardım isteyecek ve bu yardım isteğinin sonucunda Haçlılar geliyor. Tabii bunlar bedava gelmiyor aslında. Avrupa'daki soyluların hakimiyet alanlarını genişletme isteği de ayrıca siyasi bir neden olarak karşımıza çıkar. Ama size sorulduğunda Türklerin batı yönlü ilerleşini durdurmak, Bizans'ın yardım isteğine cevap vermek amaçtı. Batı Avrupalıların özellikle İngiliz, Fransız, İtalyan, İspanyol ve Almanya gibi Batı Avrupalıların İslam dünyası üzerine sefere çıktığını görürüz. Peki dini nedenlerde en meşhuru Kutsal Kudüs'ü ele geçirme isteği. Müslümanlardan geri almak istiyorlar. Üç din için Kutsal Kudüs, papalık da Kudüs'ü alarak aslında yeniden etkinliğini artırmak istiyor. Tabii bu süreçte Kudüs'ü ele geçirerek aynı zamanda Hristiyan dünyanın gönlünü kazanmak ve Hristiyanları birleştirme amacı var. Papalık, İtalya'daki Vatikan'daki papalık kendini Hristiyan dünyasının tek lideri olarak görüyor. Ama Doğu Avrupa'da, Balkanlar'da, Anadolu'da Ortodoks Hristiyanlar var. Papa Katoliklerin lideri. Ortodoks Hristiyanları da kendi egemenliği altına almak isteyen papalık bunu bir fırsat olarak görecek ve Hristiyanları kendi liderliğine birleştirme isteğinin sonucu olarak da seferleri teşvik edecek. Ekonomik nedenler olarak bakarsak doğunun zenginliklerine sahip olmak. Tek önemli neden ama tabii niye doğunun zenginliğine sahip olmak istiyor derseniz. Tabii ki Avrupa bu dönemde oldukça zor durumda. Tam bir kapalı ekonomi dönemi. Paranın çok da yaygın olmadığı işte tarım hayvancılığa dayalı bir ekonomik model var. Duyuyorlar bunlar doğuda işte altın kubbeli camiler var. Hadi gidelim alalım düşüncesi söz konusu. Sosyal nedenler içerisindeki en önemlisi ezilen sınıfların eşitsizlikten kurtulma isteği. Şimdi Avrupa'da köylüler, burjuvalar çok da etkindir. Burjuva deyince lütfen yanlış anlamayın. Bu coğrafi geçişlere kadar burjuva sadece şehirlerdeki esnaf zanaatkardır. Ezilen sınıf ama papa ne diyor? Seferlere katılanlar cennetliktir. Cennetlik olarak geri dönerlerse artık onları aşağılaya batar. İşte o sınıfların köylülerin tabii köylülerle birlikte köle köylüler de vardı hani şu serfler. İşte onların eşitsizlikten kurtulma isteği de etkiliydi. Şimdi peki seferlerin sonuçlarına bakarsak. Öncelikle siyasi sonuçlarla başlarsak feodalite rejimi zayıflamaya başladı. Ve merkezi krallıklar güçlenecektir. Neden? Çünkü
Seferlere katılan derebeylerin bir kısmı öldü. Ölenlerin topraklarına krallar el koydu. Seferlere borçta katılan derebeyleri dönüşte borçtan ödeyemez duruma düşünce krallar bu toprakları satın aldı. Hatta bu dönemde barut da öğrenecek. Bilimsel kültürel sonuçlarda görürüz. Barut da öğrenecek ve bunun sonucunda da ne olacaktır arkadaşlar? Büyük sonuçlarla karşılaşacağız. Peki. Dini sonuç olarak din adamlarına duyan güven sarsıldı arkadaşlar. Çünkü skolastik işin ilk darbeyi aldı. Çünkü ne diyordu Katolik Kilisesi? Zafer garanti, zenginlik garanti. Geldiler pek de zafer görmediler. Baya baya öldüler. Zenginlik de pek yok. Doğudaki insanlar barbardı falan. Hani bunlar vahşi insanlardı. Öyle de barbar da değil. O zaman din adamlarına duyulan güven sarsıldığı için skolastik düşünce. Neydi skolastik düşünce? Kaynağını dinden alan, sorgulamayı, deney gözlemi yasaklayan dogmatik düşünce. Yani Katolik Kilisesi ne söylerse doğrudur, sorgulamayacaksın. O da bilimsel bir şey yapmadan bilimle ilgili açıklamalarda bulunuyordu. İnsanlar 1000 yıl boyunca sorgulamadılar skolastik düşünceyi. Katolik Kilisesi'ne itaat kültürünü sorgulamadılar. Ama kilisenin yanıldığını burada görünce skolastik düşünce ilk darbeyi aldı. Peki ekonomik sonuçlara bakarsak Doğu-Batı ticareti gelişti. Doğu-Batı ticaretinin gelişmesiyle birlikte Akdeniz limanları önem kazandı. Venedik ve Cenevizler özellikle 3. Haç Seferi'nden itibaren deniz yoluyla gelen haçlılar arkadaşlar Akdeniz sahillerini, Doğu Akdeniz sahillerini bırakırken buradan aldıkları malları ne yaptılar? Avrupa'ya taşıdılar. Böylece Akdeniz limanları gelişti. Tabii ki Avrupa'da takasın yerini para aldı. Bilimsel kültürel sonuçlara bakarsak kağıt, barut, pusula, matbaa Avrupa'ya taşındı arkadaşlar. Tabii kağıt neye neden oldu diye bakarsak kağıt Avrupa'da Rönesans ve Reforma, matbaa hani feodaliten yıkılmasına, barut pusula da coğrafi keşiflere neden olacak. Bu arada Haçlı seferlerin sürecinde bazı gelişmelerle karşılaşıyoruz. Mesela 1. Haç Seferi sırasında söyledik az önce Türkiye Selçukların başkenti İznik kaybedildi ve başkent Konya'ya taşındı. 2. Haçlı Seferi'ne ilk defa krallar katıldı. Sorulur bu. Kralların katıldığı ilk sefer 2. Haçlı Seferi'dir. 3. Haçlı Seferi sırasında Konya bir süre için Haçlıların eline geçti. Ve Selahaddin Eyyubi Hıddin Savaşı ile sorulabilir buna dikkat edin. Selahaddin Eyyubi Hıddin Savaşı ile Kudüs'ü Haçlılardan geri aldı. Ki 3. Haçlı Seferi'nin temel nedeni bu olacaktır. 4. Haçlı Seferi sırasındaki özellikle çok sorulan bir şey. Haçlılar, Katolik Haçlılar İstanbul'a geldiklerinde İstanbul'da taht kavgaları olduğunu görünce İstanbul'a giriyorlar. İstanbul'u yağmalıyorlar. Hatta bu süreçte İstanbul'dan kaçan işte imparatorla birlikte yeğeni İznik Rum İmparatorluğu'yla birlikte Trabzon Rum Devleti'ni kuracaktır. Sonra İznik'teki devlet İstanbul'a tekrar girecek ama İstanbul'da 1204'ten 1261'e kadar olan dönemde bir Latin krallığı kurulacak. Ve bir süre için Bizans İmparatorluğu bir süre için diyoruz arkadaşlar buna dikkat edin yıkılmadı. Bir süre için siyasi varlığına ara verecektir 1204'ten 1261'e. Ama bu arada 4. Haçlı Seferi sırasında Haçlılar çok büyük zulümler yaptı. Hatta Ayasofya'yı atları bağladıkları ahıra çevirdiler. Her türlü aşağılamayı yaptılar. İşte bu 4. Haçlı Seferi sırasındaki Katoliklerin Ortodokslara yaptığı zulümler Katolik Ortodoks birleşmesinin de imkansız olduğunu gösterdi. Evet arkadaşlar ekran görüntümüzü alalım. Çok önemli çünkü bunlar basitçe tek ekranda gördük her şeyi. Şimdi gelelim bu dönemde Türkiye Selçuklu devlet yönetimiyle ilgili temel kavramlara. Şimdi Yabgullar meselesi vardı. Neydi bu? Aslında aile içi iktidar çatışması. Sınavda muhtemelen ne olduğu sorulabilir. Zor soru, uç soru olarak sorulur. Genelde kıyıda kalan küçük bir bilgidir ama şunu söyleyelim. Şimdi Türkiye Selçuklarındaki Süleyman Şah'ın akraba olduğu yapıyor. Aslında tepeden alalım biz bunu. Şimdi Selçuk Bey var. Büyük Selçuk Devleti'nin kurucusu Selçuk Bey. Onun oğlu şey var. Kutalmış oğlu Süleyman Şah. Süleyman Bey'den itibaren Kutalmış ama kimdi bu? Kutalmışlar. Devlet Kutalmış Bey vardı. Bunlar devlette hak iddia ediyorlardı. Ama şimdi Selçuk Bey'in ölümünden sonra devletin başına bir ara Arslan Yabgu geçti. Fakat Arslan Yabgu esir edildi Gazne tarafından. Ve onun soyundan gelenler Süleyman Şah gibiler Selçuklu'da iktidar istedi. Fakat Arslan Yabgu'dan sonra onun yerine Tuğrul ve Çağrı Beyler geçince Çağrı Bey'in soyundan gelenler Büyük Selçuklu yönetmeye başladı. O zaman Süleyman Şah Tepe'de
Ondan sonra torunu Çağrı Bey iktidarı ele geçiriyor. Ama Aslan Yavgu'nun soyundan gelenler de ne yapıyorlar? İktidar istiyorlar. İşte Türkiye Selçukların mesela kurucusu Süleyman Şah, Kutalmış'ın oğludur. Kutalmış da işte Aslan Yavgu'nun oğlu. Dolayısıyla iktidar çatışması olarak geçmiştir. Yani basit düşünelim, Türkiye Selçukları içindeki iktidar çatışmasına Yavgullar, Aslan Yavgu'nun soyundan geldikleri için Yavgullar. Diğerleri de tabii ki Büyük Selçuklu yöneten Çağrı Bey soyudur. Şimdi Türkiye Selçuklu Devleti'nin kuruluşu, teşkilat kuruluşu gecikiyor. Neden Türkiye Selçukluların teşkilatının kuruluşu gecikiyor? Çünkü ilk yıllar hep bir şeylerle uğraşıyor. Türk beylikleri ve Eyyubilerle mücadele ediyor. Bizans ve Haç saldırılarını önlemeye çalışıyor. Dolayısıyla bu mücadele devleti yıpratacaktır. Peki devlet kurulurken hangi devlet yapıları örnek alınıyor? Tabii ki diğer Türk devletleri ama daha çok Büyük Selçuklu Devleti örneğinde devlet kurulacaktır. Peki devletin kuruluşunda veliahtlık diye bir kavramla karşılaşıyoruz. Veliaht nedir? Hükümdarın yerine hanedandan birinin sonraki hükümdar olarak belirlenmesidir. Tabii bu çok işe yarar mı? Veliaht hükümdarın yerine geçecek ama işe yaramıyor. Çünkü hepsinin, ailedeki tüm erkeklerin aslında iktidarda hakkı olduğu için taht kavgaları devam ediyor. Peki veraset sistemi nedir? Miras, varis, veraset. Miras öldükten sonra kalan mal. Varis o malda hakkı olan kişi, veraset sistemi ise hükümdarlığın el değiştirmesi uygulamasıdır. Hükümdarın ölümünden sonra hanedandan birilerinin iktidarı ele geçirmesi. Ama tabii İslam öncesinde Tanrı'dan kut almış olmak vardı. İslam'la birlikte Allah'ın lütfuyla bir hanedan seçilmiş. Ama hanedandaki tüm erkekler tahta hakları olduğu için iktidar çatışmasına girmiştir. Atabey sorulur arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Nedir? Şehzade öğretmenlerine Atabey denir. Şehzade değil. Aslında biz burada şehzade dedik anlaşılsın diye. Selçuklardaki şehzadelere melik deniyordu. Hükümdarın erkek çocuklarına melik deniyordu. Bunlar illere vali olarak atanıyorlardı. Devlet deneyimi kazansın diye. İşte illere vali olarak atandığı sırada onların yanında onlara hocalık yapacak öğretmen niteliğindeki kişilere Atabey denmiştir. Peki Türkiye Selçuklarındaki saray. Buna kapı ya da dergah denir. Türkiye Selçuklarında saraya kapı ya da dergah denir. Sarayda üç temel bölüm vardır. Harem, selamlık, ender. Harem belli. Hükümdar ve ailesinin oturduğu bölümdür. Kadınlarla birlikte hükümdarın da oturduğu bölüm. Selamlık devletin idare edildiği, siyasi işlerin yapıldığı yer ve Endorun. Endorun da sormayı çok severler. Memurların yetiştirildiği okuldur. Türkiye Selçuklu Devleti içindeki bazı divan ve temel kavramlara bakarsak pervane sorulmayı seviyorlar. Toprak sisteminden sorumlu görevli, yani bir çeşit tapu kadastro genel müdürü gibi bir şeydir pervane. Divanı saltanat aslında en büyük divandır. Başkanı vezirdir ve devlet işleri, devletle ilgili tüm işler burada görüşülür. Tabii ki padişah, hükümdar istediğinde bu toplantılara, başkanlara katılıyordu. Bir de naibi saltanat var. Hükümdar devletin merkezi bulunmadığı dönem, hükümdarın devletin merkezinde bulunmadığı dönemlerde. Yani diyelim sefere çıkmış, bir yere gitmiş de neyse. O zaman toplanan divandır. Bu hükümdara ya da divanı saltanata bir anlamda ne yapıyordu? Vekalet eden bir divan olarak karşımıza çıkıyor. Ama buraya hanedandan birisi alınmıyordu buna. Çünkü hanedandan birisi buraya gelirse bir çeşit darbe yapmaya kalkabilir düşüncesi hareket ediyordu. Toplumsal yapı soruluyor arkadaşlar, buna dikkat edin. Şimdi Türkler çekirdek aileden başlayarak hükümlara kadar uzanan teşkilatlı bir emir komuta zinciri içinde yaşıyorlardı. Oguş denilen çekirdek aile vardı. Uruk onların ailelerin birleşiminden sülale. Uruk sülalenin birleşmesinden boy, sülaleler birliği ve bodun millet. Şimdi örnek verelim. Mesela işte Oğuzlar, aslında Oğuzlar bir bodundur. Oğuzların Kayı boyu sülaleler birliğidir. Kayı boyu içindeki Karakeçili ailesi bir sülaledir ve onların çekirdek ailesini Oguş diyoruz. İl de devlet anlamına geliyor. Türkiye Selçuklarındaki ordu ile ilgili kavramlara bakarsak bir kere Emirül Ümera. Emir komutan demek zaten. Emirül Ümera komutanların komutanı demektir ki ordu komutanıdır. Reisül Bahr. Denizciye ne diyorlar? Bahriyeli diyorlar değil mi? Reis de komutan olduğuna göre Reisül Bahr. Bahriye'nin komutanı, deniz kuvvetleri komutanıdır. Türkmenler vardı Türkiye Selçukluları içinde. Gönüllülerden oluşuyordu. Hassa ya da gulam dediğimiz birlikler vardı. Başkentte hükümdara bağlı
hükümler ama daha çok yabancı boy veya kavimlerden oluşurmuş hasta. Yani bu aslında Türk askerleri böyle zaman zaman iktidarı ele geçirmek isterler. Kendi boylarının iktidarını oluşturmak isterlerdi. Bu nedenle var olan merkezi otoriteyi güçlendirebilmek için yabancı boylardan ya da yabancı toplumlardan Osmanlı Devleti'ndeki devşirme sisteminin temelleri olan bir ordu kurulurdu. Amaç sadece devletten maaş alan, devlete itaat eden bu yolla hükümlerin otoritesini ve dolayısıyla merkezi otoriteyi güçlendirmek, böylece devleti ayakta tutmak. Bir de ikta vardı. İkta Osmanlı Devleti'ndeki tımarlı sipahilere karşılık gelen bir askeri güçtür. Topraklı ordudur. Fetihler yolda ele geçirilen toprakları ne yapıyoruz? İkta sahiplerine vereceğiz. Köylüler toprağı ekip biçiyor. İkta sahibi buradan %10'luk bir vergi alıyor ve toprağın büyüklüğüne göre 1-2-3 tane asker yetiştiriyor. Toprak yerleri karşılığı beslenen askerdir. Amaç nedir iktidada? Bir jandarma işini yapacak. Kırsalın güvenliğini sağlayacak. Toprakta üretimi denetleyecek. Ve tabii ki yetiştirdiği askerlerle birlikte savaşa katılacaktır. Üç temel amaç mutlaka bilinsin. Güvenliği sağlama, üretimde sürekliliği sağlama ve yetiştirdiği askerle savaşa katılma. Şimdi arkadaşlar örnek yazılı sorularımıza bakalım. Birinci sorumuz, Oğuzların Anadolu fethini kolaylaştıran nedenlere 4 tane örnek veririz. Ne vardı? Sasani Bizans mücadeleleriyle Bizans yıpranıyordu. Bizans İslam Devleti mücadelesiyle Bizans yıpranıyordu. Balkanlarda Uz Peçenek ve Kuman akınlarıyla Bizans yıpranıyordu. Ağır vergilerle Anadolu halkının Bizans'a tepkisi sonucu Bizans yıpranıyordu. Yani Bizans'ın yıpranma nedenlerini aslında değerlendirdik. İkinci sorumuz, aşağıdaki savaşların kimler arasında yapıldığını ve Anadolu Türkiye tarihinin önemini yazınız demiş. Sorulabilecek bir sorudur, çok dikkat edelim. Şimdi Pasinler Savaşı neydi? Bir kere kilis savaşıydı değil mi? Anadolu'nun kilidini açmıştı. Büyük Selçuklularla, Türkiye Selçuklusu karıştırmayın. Büyük Selçuklularla Bizans arasında yapılmıştı. Neden? İşte Türkler Kafkasya üzerinden Anadolu'ya giriyor. Bizans da bunu durdurmaya çalışıyor. Sonuç, Bizans yenildi. Bunun sonucunda da Bizans'tan korkmanın yersiz olduğunu gören Türkler Anadolu'ya daha düzenli bir şekilde akınlar yapmaya başladı. Bir Bizans'ı yıpratma savaşları. Böylece kilit açıldı. Mavalki Savaşı yine Büyük Selçuklu Bizans arasında yapıldı. Türkleri Anadolu'dan atma isteğinin bir sonucu olarak Bizans saldırısıyla gerçekleştirildi. Sonuç, Anadolu'nun kapısı açıldı. Yani Türkler Anadolu'ya sivillerle birlikte gelip yerleşmeye başladığı için, Anadolu Türkiye tarihi başladığı için kapı açıldı diyoruz. Çünkü artık Anadolu bir Türk yurdu olmaya başlamıştır. MEP sınavıyla ortak arkadaşlar yayınlanan MEP sınavı örneklerine baktığımızda onunla ortak bir soru arkadaşlar bakıyoruz. Ortak yazılı sınavının ortak benzer sorusu. Anadolu'da kurulan ilk beyliklerin Anadolu Türkiye tarihine faydalarını yazın demiş. Anadolu'nun Türkleşmesini hızlandırıyorlardı. Türk-İslam kültürünün Anadolu'da yerleşmesine katkı sağlıyorlardı arkadaşlar. Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması derseniz işiniz kolaylaşır. Kafanızda böyle bir için ama yazarken Anadolu'nun Türkleşmesini hızlandırdı. Türk-İslam kültürünün Anadolu'ya yerleşmesine katkı sağladı. Tabii ki özellikle danışmentler Türkiye Selçuklularla birlikte Haçlı saldırılarına karşı mücadele etmiştir. Ve Kösedağ Savaşı. Neydi bu? 1243'te Moğollarla yapılmış, Türkiye Selçukları arasında Moğollarla yapılmış bir savaştı. Türkiye Selçuklu Devleti ne yaptı? Bu savaşı kaybetti. Ve sonuçlarını iki tane demiş ama tabii biz en önemli sonuçları yazdık. Siz hangisini akılda tutabilirsiniz? Aklınız hangisi gelirse onu yazarsınız sınavda. Türkiye Selçuklu Devleti yıkılış sürecine girdi. 1. 2. Anadolu'da Türk siyasi birliği bozuldu ve Anadolu'da ikinci beylikler dönemi başladı. Oğulları beylikleri, Karamanoğulları, Canlaroğulları, Karesioğulları falan ama bunların içinden Karamanoğulları arkadaşlar önemli bir beyliktir. Bunlar Büyük Selçuk Devleti'ne son verdikleri için kendilerini 1307 itibariyle Selçukların mirasçısı olarak saymış ve Osmanlı'yı en çok uğraştırmış beylik olarak tarihe geçmiştir. Anadolu'da büyük bir ekonomik, siyasi, sosyal çöküş yaşandığı gibi aynı zamanda Anadolu Moğol sömürgesi haline de gelecektir. Beşinci soruya bakalım. Haçlı seferlerinin ekonomik, bilimsel ve kültürel sonuçlarına birer örnek verin demiş. Tabii ki pek çok örnek verebiliriz ama öncelikle Doğu-Batı ticareti gelişti ekonomik sonuç. Akdeniz limanları önem kazandı. Böylece Batı-Doğu ticaret etkileşimi arttı ve Avrupa'da takası yerini para aldı yazabiliriz. Bilimsel ve kültürel sonuçlara bakarsak kağıt matbaa barut musul Avrupa'ya taşındı. Kağıt matbaa Avrupa'da Rönesans ve Reforma,
barut feodalitenin yıkılmasına, pusula, coğrafi keşiflere neden oldu. Tabi bu alt kısım peki üzerine durulacak bir kısım değil şimdilik ama bunu da bir görmüş olalım. Aşağıdaki kavramları tanımlayın diyen altıncı sorumuz Atabey. Neydi Atabey arkadaşlar? Şehzadelerin eğitimden sorumlu öğretmen. Aslında bir daha söyleyelim. Selçuklardaki hükümdar çocuklarına melik. Onların eğitimden sorumlu kişiye Atabey denildi. Enderun neydi? Memurların yetiştirildiği okuldu arkadaşlar. Saray okulu. Divan-ı Saltanat en büyük divandı. Önemli devlet işleri burada görüşülürdü. Tüm önemli devlet işleri. İkta ise toprak geli karşılığında beslenen asker ve sistemdir. İkta ordusu veya işte İkta toprak deriz ki Osmanlı'daki tımarın karşılığıydı. Yine hep ortak yazılı sorusuyla çok benzer kalıp aynı hatta Türkiye Selçuk Devleti'nin kuruluşu sonrası Anadolu'da meydana gelen yukarıdaki siyasi gelişmeyi kronolojik olarak sıralayın demiş. Evet bu sıralamaya baktığımızda bir numarada 1176 Mirekefalon Anadolu'nun tapusunu aldığımız Bizans yendiğimiz savaş. Sonra Haremşah Türklerle 1230'da yaptığımız Yassı Çemen Savaşı ki Harizmler yenilecek. Azerbaycan'a çekilip tarihten silinecek. Ve sonra Moğolların Anadolu istilası diyor. 1243 Köse Dağı Savaşı ile birlikte başlayacak bir süreç olarak karşımıza çıkar. Hadi 3 soruyla arkadaşlar test sorusuyla çalışmamızı noktalayalım. Türkiye Selçuklu Sultanı 2. Gıyasettin Köyüsrev'in baskıcı bir yönetim izlemesi, 1240 yılında çıkan da güçlükle bastırabilen Babaylar isyanını ortam hazırlamış. Anadolu'dan gelen Türkmenler isyan ediyor. Bu bilgi doğrultusunda Türkiye Selçuklularla ilgili yargılarının hangilerine ulaşılabilir? Taht kavgaları görülmüş. Hayır, burada bir taht kavgası değil, isyan var. İdari hatalar toplumsal tepkilere yol açmış. Bakın baskıcı yönetimden dolayı isyan dediğine göre ikinci öncülüğe ulaştım. Güç kaybına yol açan gelişmeler yaşandı ve güçlükle bastırılan bir isyan dediğine göre demek ki devlet ne yapmış? Bir güç kaybı içine girmiştir. Bu durumda cevabımız E, 2 ve 3 olacak. Köse Dağı Savaşı ile Türkiye Selçuk Devleti'nin otoritesinin sona ermesinin ardından Anadolu'da Türk beylikleri bağımsız hareket etmeye başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde kurulan beylikler arasında yer almaz? Bunlar oğulları beylikleri demiştik arkadaşlar. Danışmentler 1. Beylikler dönemi yani Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulan beyliklerdendir arkadaşlar. Menteşoğulları, Menteşe yöresinde, Canlaroğlu Sinop bölgesinde, Aydın bölgesinde Aydınoğulları ve Hamitoğulları var ki bu da aslında İzmir'in kuzey bölgesinde karşımıza çıkan bir beyliktir. 11. yüzyılın ikinci yarısından itibaren demiş Danışmentler Yağbasan Medresesi'ni, Artuklar Malabadi Köprüsü'nü, Mengücekler Divri Ulu Camii, Saltuklar Üçkümmet eserlerini bırakmış. O zaman alanlarından hangileri ilişkilendirilemez diye bakarsak bir kere cami var değil mi? O zaman dini eser olarak görüyoruz. Köprü var, sosyal deriz. Medrese var, eğitim kurumu, kültürel faaliyetlerin yapıldığını gösterdiğine göre cevabımız E, 1, 2, 3 olacaktır arkadaşlar. Evet, ödüllü sorumuz 3. Haçlı Seferi'nin nedeni nedir şeklinde bakıp cevaplayabilirsiniz ya da size göre çıkacak garanti geleceğini düşündüğünüz soru, konu hangisidir? Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Sınavda başarılar diliyorum. En güzel sonuçları elde edersiniz inşallah. Hoşçakalın.